Evet günden böyle çıkan başlıkları aktardık. Şimdi konuklarımızla sohbet kısmımıza geçelim. Kimlerle birlikteyiz bugün? Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özer Şendir ve ekonomist, akademisyen Doçent Doktor Levent Yılmaz bizimle birlikte. Günaydın. Günaydın. Hoş Günaydın. geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. İstanbul'da birlikteyiz. Evet. Ee, şimdi. Konuşacak tabii çok fazla konu var. Biraz diplomasi tarafıyla başlayalım istiyorum. Çünkü gözümüz kulağımız haftanın ortasına kadar birkaç günde Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki temaslarını, ayrıntılarını takip ediyoruz. En dikkat çeken görüşmenin görüntüleriyle başlayalım. Elon Musk görüşmesiyle. Bilmiyorum daha önemlisi oldu mu şu ana kadar sizce ama şimdi bundan sonra Michotakis'le görüşecek elbette. Netanyahu var bu sabah Jerusalem Post yazdı. Netanyahu giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini söylemiş. Netanyahu var Biden görüşmesini bekleyeceğiz Tabii hepsini bekleyeceğiz konuşacağız falan. ama evet. şu an için maskı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan kucağında çocuğuyla. Gelmesi dikkat çekiyor tabii Elon Musk'ın. E, savunma konusu konuşuldu. Çünkü Türkiye'nin de son dönemde savunma e, sanayi anlamında İHA'ların, SİHA'ların gündemde olan bir ülke olduğunu biliyoruz. Bu konu konuşuldu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı oldu. Bir fabrikada Tesla'ya gelin burada açın diye. E, ne diyorsunuz bu görüşmeden e, somut bir sonuç çıkar mı? Levent Bey size sorayım önce. Ya zaten Musk'ın bir Türkiye ilgisi var biliyorsunuz tabii birkaç tabii, seferde bu Cumhurbaşkanlığı değil. külliyesinde Erdoğan Musk'ı kabul etmişti. Ama şey yani böyle çocukla falan Gelmesi son derece sağ, samimi bir ortam. <laughs> Dün akşam da yayındaydım ben burada Melik İyitel Tayyip dedesinin elini öptürmeye getirdi Musk çocuğunu dedi. <laughs> Çok ee, da tatlı. <laughs> şimdi tabii yani. Türkiye'nin özellikle önümüzdeki dönemde e, yüksek teknolojiyle ilgili hedefleri var. Ve bu hedefler içerisinde Musk'ın yaptığı işler de kıymetli. Yani orada işbirliği imkanı olursa eğer ki dönem dönem bunlar çok çok konuşuldu. E, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan son rütüşleri yapıyor. Bunun bir altyapısı var. E, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı görüşmeler var. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Koç'un yaptığı görüşmeler var. Bunları biliyoruz. Onlar e, zemini hazırlıyorlar, son dokunuşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geliyor. Biliyorsunuz bizim bir aya önce sert iniş sonra yumuşak iniş hedefimiz var Türkiye olarak. Takvimi tabii ki e, gelişmelere bağlı olarak değişebilir ama hani çok uzatmak istemiyor Türkiye bu programı. E, Musk'ın da e, SpaceX e, şirketi roketi yörüngenin dışına çıkarıyor sonra getiriyor parçalanmadan tekrar biliyorsunuz denize indirebiliyor. Önemli bir teknoloji yani çok büyük bir teknoloji bu uzay teknolojisi içerisinde. Diğer konu bu Starlink meselesi var. Starlink meselesi herhangi bir bazistasyonuna istasyonuna bağlı olmaksızın yüksek hızlı internet sunabilen çok ciddi bir teknoloji. Türkiye'nin bu alanda da belirli bir girişimi olduğunu biliyoruz. Tesla otomobil meselesi, elektrikli otomobil Türkiye'de önümüzdeki dönemde çok daha yaygınlaşacak. TOK'la beraber. ...daha ciddi yatırımlar karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle bu elektrikli otomobil şarj ağı meselesi. EPDK bu işi çok önemsiyor, çok yakından takip ediyor. Her geçen gün elektrikli otomobil şarj ağı lisansı alan... ...ve yatırımı yapan şirket sayısı artıyor. Yavaş yavaş da istasyon sayısı artıyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde bence pozitif bir gündem var. O pozitif gündem de Musk'la Erdoğan görüşmesine yansımış oluyor. Benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi şu. E, Musk dün görüşmeden ayrılırken elinde kitap vardı biliyorsunuz evet. Erdoğan'ın da e, daha adil bir dünya mümkün, mümkün. Kitabı kitabının çıktı. İngilizcesi Hı -hı. vardı elinde. Ya aslında Erdoğan'ın yaklaşımıyla Musk'ın dünya meselelerine bakışı da üç aşağı beş yukarı örtüşüyor biliyorsunuz. Musk ara ara e, yeni adı X oldu ya e, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda da bu eşitsizlikler meselesinde vurgu yapıyor. Ee, i̇şte Amerika'nın aldığı pozisyonlara eleştirel e, konular getiriyor. Örtüşüyor aslında çoğu konu ama tabii yatırım iklimi farklı. Yani zihinsel olarak örtüşmek yetmiyor. Yatırım ikliminin de karlılığı sağlayacak şekilde veya bazı teşvikleri içerecek şekilde yapılması birazdan bu yatırım meselesini e, gerekiyor diye şimdilik bitirmiş olayım. Peki Özel Bey siz ne bekliyorsunuz Birleşmiş Milletler bu e, genel kurulu ziyaretlerindeki ikili görüşmelerden şimdi siz de söylediğiniz Netanyahu görüşecek İtalya Cumhurbaşkanı ile görüşecek bu yine bu Polonya'nın Genel sekreter... neyi? Şeyi, Elon Musk'ı niye bu kadar önemsedik? Neden? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. En sıcak görüntü bu diye bununla tamam. başlayalım. Şimdi o zaman tersten <laughs> bakalım şimdi. Elon Musk ciddiyetsiz bir adam ama <laughs> Tesla getirirseniz tok fabrikanız var. <laughs> Hı Şimdi Tesla'nın hangi fabrikasını getireceksiniz? Adam bir taraftan dünyayı eee parmağında oynatan bir adam. Yani Ukrayna ordusunun saldırısını engelleyebilen bir adam. Evet. Elon Musk Amerika'da hedef bir adam şu anda. Amerika'da Cumhuriyetçiler Elon Musk'ı Çin Komünist Partisi'ne en fazla destek veren adam olarak niteliyorlar. Çünkü Çin bankalarından da kredi alarak çok ciddi anlamda iş yapıyor. Starlink uydularından dolayı o kadar rahatsızlar ki şu anda hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri kendi Starlink uydularını yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Elon Musk'ın hani şu görüntüsü ciddi bir görüntü değil ama şunu söyleyeyim. Türkiye'ye ne fayda gelir dersin uzay çalışmaları için fayda gelir. Ama Türkiye'de ne, neyin yatırımını neyin fabrikasını kurarsın dersin bunun bütün fabrikaları son derece çevreci fabrikalardır. O da ucuz olsun diye. Yani e, ısıtmayı jeotermalden sağlar, soğutmayı başka türlü sağlar vesaire. E, Teknofest'e davet etmiş Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan ama işte fabrika geliyor vesaire. Geliyor değil de bir çağrı yapmış. Ya şöyle başkanım. söyleyeyim. Miço Takis ve Netanyahu görüşmesidir bizim için belirleyici olan. Netanyahu ile İsrail gazının Türkiye üzerinden gitmesini konuşacağız. <laughs> Miço Takis'te de Doğu Akdeniz'deki e, sakinliği, Ege'deki sakinliği korumayı. Meçotakis'in dünkü konuşmaları görece sert konuşmalar. Şimdi Yunanistan çok dayak yedi. Sel felaketinde de biraz yetersizlikleri ortaya çıktı. E, dünkü konuşmalar sert, pozitif, e, gerçekçi ama yani şunu da söyleyeyim. daha uzağa az layayından diyor. Ama de sonuç olarak geldiğimiz yer şurası. E, oradaki görüşme ve Biden meselesi. Biden'la yani, görüşme olacak mı? Olacak tabii ki. Olacak. Şundan yeni Olacak. Resmi Cumhurbaşkanı belli değil ama yani hep öyle olur hep ama öyle yani Biden'la görüşmede da. hep şey yapılır e, şunu söylemekte fayda var e, Cumhurbaşkanı çok sert mesajlarla gitti Şimdi yani gerek geleceğim. G20 dönüşünde değil. söylediği gerek Brüksel'le ilgili söyledikleri Cumhurbaşkanı'nın orada AB liderleriyle de tahminen temasları olacaktır e, Cumhurbaşkanı el yükselterek gitti oraya göreceğiz bakalım nasıl olacak.